Merhaba arkadaşlar, Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltısı için hazırlayabileceğimiz oldukça pratik bir kahvaltılık tarifim var. Hep aynı kahvaltılıklardan sıkıldıysanız, farklı bir kahvaltılık tarifi arıyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Hem yumuşacık hem de çıtır çıtır bir kahvaltılık tarifi. Eminim ki denediğinizde pişman olmayacaksınız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alalım ve iyice karıştıralım. Bir çay bardağı sütümüzü ilave edelim. Bardağımın ölçüsü 125 mm arkadaşlar. İyice karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kabartma tozu ve bir miktar unumuzu içerisine ilave edelim. Karıştırıcımız ile iyice karıştıralım. Yaklaşık yarım su bardağı kadar unumu içerisine koydum. İyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra içerisine küçük bir kase kadar rendelemiş olduğum kaşar peynirimi ilave ediyorum. Yaklaşık 100 gram kadar da beyaz peynirimi içerisine ekliyorum. Eğer maydanozunuz varsa ince kıyılmış maydanoz da ilave edebilirsiniz. Eğer evinizde maydanoz kalmamış ise içerisine 1 yemek kaşığı kadar çörek otu da ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar çörek otumu da içerisine ekledim. İyice yoğuruyorum. Toplamda 3 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığım bardağımın ölçüsü 200 mm. Ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar un eklemeye devam edelim. Hamurumu hazırladım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur. Hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Tezgahımın üzerine un serpiyorum ve hamurumun hepsini tezgahımın üzerine alıyorum. Merdane yardımı ile hamurumu yaklaşık yarım santim kalınlığında olacak şekilde açıyorum. Hamurumu açtıktan sonra kenarlarını bu şekilde kesiyorum. Hamurumu dikdörtgen bir hale getiriyorum. Kenarlarından kesmiş olduğum hamurlarımı da daha sonra hepsini birleştirerek tekrar aynı şekilde açıyorum. Yine aynı şekilde kesiyorum. Hamurumu bu şekilde düzelttim. Kenarlarından almış olduğum hamurlarımı da bu şekilde birleştirerek bir kenara koyuyorum. Artık hamurumu dilimliyorum. Hamurumu ilk öncelikle kare parçalara ayırıyorum. Daha sonra da her bir kareyi ikiye bölerek üçgen parçalar elde ediyorum. Bu şekilde kare hamurlarımı da ikiye bölüyorum ve üçgen hamur elde ediyorum.
İsterseniz bıçakla, isterseniz de hamur kesme aparatı ile kesebilirsiniz. Bıçakla biraz zor oluyor arkadaşlar. İsterseniz hamur kesme aparatı da kullanabilirsiniz. Hamurlarımı kestim. Gördüğünüz gibi yarım santim kalınlığında, çok fazla inceltmiyoruz. Hamurlarımı bu şekilde ayırıyorum. Artık hamurlarımı kızartma aşamasına geçiyorum. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağımı tavamın içerisine aldım. Kullandığım tavam 26 santim. Daha büyük tavalarda kullanabilirsiniz. Ocağımın altını açıyorum ve yağımın ısınmasını bekliyorum. Yağımı ısıttıktan sonra ocağıma en kısık ayara getiriyorum ve içerisine kesmiş olduğum hamurlarımı koyuyorum. Hamurlarımı kızartırken en kısık ayarda pişiriyorum. Bu şekilde hamurlarınız güzel bir şekilde kabaracak. Ben hamurlarımı kızartırken ocağımın en büyük kısmını kullandım. Dediğim gibi ilk önce yağımı ısıttım. Daha sonra ocağımı en kısık ayara getirip hamurlarımı içerisine döşedim. Hamurlarımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. En kısık ayarda pişirdiğimizde iç kısmı da gayet güzel bir şekilde pişiyor. Hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Alt kısımları kızardı. Diğer kısımlarını çeviriyorum. Aynı şekilde diğer kısımlarını da kızardıktan sonra ocağımdan alıyorum. Hamurlarımın iki tarafını güzel bir şekilde pişirdim. Servis tabağıma alıyorum. Bütün hamurlarımı bitirinceye kadar bu şekilde devam ediyorum. Bütün hamurlarımı kızarttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tabak dolusu kahvaltılık çıktı. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Bir o kadar da çıtır çıtır diyebilirim. İç kısmı da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hamur kalmadı. Gayet güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle bu kahvaltılık tarifimi sizlere de tavsiye ediyorum. Farklı kahvaltılık arıyorsanız bu tarifi denemelisiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Bütün tariflerimi Instagram sayfamda da aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bizleri oradan da takip ederek destekleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun.